Az sonra kanalından merhaba. Bu videoda karabasan nedir, kimlere gelir, nasıl engel olabiliriz gibi konulardan bahsettim. Şimdiden iyi seyirler. Videoya geçmeden önce uykuyu ve rüyayı biraz tanıyalım. Uyku ve rüyada beynin işlevlerinin arttığı, daha hızlı çalıştığı görülür. Neden-sonuç ilişkisi rüyalarda bazen korunabildiği halde genellikle algısal değişimlerle bozulur. Bir kişi birçok kişi olabilir. Zaten rüyaların uyku sırasında görülen halüsinasyonlar olduğu bilinir. Bu halüsinasyonların bilgi organizasyonu, gereksiz bilgileri unutma, uzun süreli hafızanın yerleşmesi, günlük psikolojik sorunların halledilmesi açısından çok önemli olduğu iddia edilmektedir. REM evresi uykunun evrelerinden biri olup uykunun sonuna doğru süresi uzayan bir dönemdir. REM uykusu engellendiğinde insanlarda halüsinasyonlar ve düşünce hataları ortaya çıkmaktadır. Gecenin erken REM'inde daha kısa ve sıklıkla gerçekle bağdaşmayan özellikle rüyalar olurken, daha uzun hatıralarla ilişkili dramatik canlı rüyalar ise daha geç uyku periyodunda görülür. Sabaha karşı olan rüyalarda daha çok konuşma ve işitme fonksiyonları bulunur. Bu rüyaların kontrolle bilinçli hale getirilebilecek rüyalar olduğu savunulmaktadır. Bir dipnot geçmek istiyorum. Eğer isterseniz rüya kontrolü yani lucid dream ile ilgili bir video hazırlayabilirim. Eğer isterseniz yorumlarda bahsedebilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Rüyaların bir zaman kavramı yok. Birkaç dakika içinde çok uzun sürdüğünü sandığımız garip, şaşırtıcı, korkutucu olaylar birbirini izler. Anlatırken birbirinden aslında çok kopuk olaylar hikayeleştirilerek birleştirilir. Şimdi asıl konumuza geçelim. Karabasan uyku felcidir. Fakat halk arasında insanların uyku sırasında kötü şeyler görmesi olarak bilinir. Türk halk inancında ise bu durum kabus cinidir. Ve bazı inanışlara göre bu cinin kara kura veya kamos adlı bir varlık olduğu düşünülmektedir. Kötü olduğu düşünülen bu varlığın heyecan ve psikolojik bozukluklara yol açtığı tahmin edildiği gibi, uykuda hayatını kaybeden bazı insanların bu varlıkların öfkelerinden dolayı öldürüldükleri rivayet edilmektedir. Kıllı yaratıklara benzedikleri, ağızlarımızı kapattıkları büyüklerimiz tarafından söylenip duruldu. Ama batı inançları bir kenara bırakıp işin ilmine geçelim. Beyin uyurken vücut kasları da uykudadır. Uyuyan bir insanın kolunu kaldırıp bıraktığımızda kolu düşer. Çünkü kaslar aslında felç durumundadır. Uykunun belli başlı dönemleri vardır ve bunlardan birisi de REM uykusudur. REM uykusu sırasında beyin bazen birden uyanır ancak bu uyanma kaslarda olmaz. Kaslar felç durumunda kalır. Bu evrelerde uyanmamız bilincin açık olmasına rağmen bedenin kımıldayamamasına neden olur. Uyuyan kişi sanki vücudunun üstüne biri oturmuş ya da ağırlık çökmüş gibi hisseder. Bağırmaya çalışır ama bağıramaz. Aslında o anda olan durum kişinin kaslarını oynatamaması sonucu hissettiği felç durumudur. Beyni uyanan kişi bedeni ve kasları tam olarak uyanmadığı için hareket edemez, konuşamaz. Çoğu zaman bunu yaşayan kişiler korku ve endişeye kapılırlar. Uyku felci ya da karabasan birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir. Kaslardaki bu geçici felç durumu aslında koruyucudur. Çünkü REM uykusunda rüya görürüz. Rüyada koşarız, zıplarız, bazen de uçarız. Rüya sırasında yaptığımız hareketleri gerçekte yapmamamız için kaslarımızda geçici felç durumu oluşur. Bu sayede rüyada koşarken koşma hareketini yapmamış oluruz. Yapılan araştırmalar çoğu insanın hayatlarında en az bir kere uyku felci ya da diğer adıyla karabasan yaşadığını göstermektedir. Bazı çalışmalarda da değişik faktörler suçlanmıştır. Örneğin stres, yorgunluk, düzensiz uyku, çok veya az uyumak, yaşam tarzı değişiklikleri, yapay uyku yardımcıları yani bazı ilaçlar ve en önemlisi yatış pozisyonudur. Sırt üstü yattığımız zamanlarda çok kısa süre kan dolaşımı aynı seviyede kalır. Ufak bir hareket yapmamız yani küçük bir parmak hareketi bile kan dolaşımını eski haline döndürmemize yardımcı olur. Uykuyla uyanıklık arasında birdenbire göğsünüze ağır bir yük binmiş gibi olur. Ne kadar çabalarsanız çabalayın hareket edemezsiniz. Gözünüzü açabilirseniz eğer karanlık gölgeler görürsünüz.
Bağırsanız da sesiniz çıkmaz. Halk tarafından karabasan, bilimin ise izole uyku felci ve davranış bozukluğu olarak gördüğü uyku problemidir. REM uykusundayken çizgili kaslarda bir nevi felç ortaya çıkar. Kaslar hareket edemediği için görülen rüyanın içeriğine göre el kol hareketleri engellenir. El kol hareketlerinin engellenmesi aslında kötü değil, aksine iyi bir şeydir. Eğer hareket ettirebilseydik kendimize zarar verebilme olasılığımız kaçınılmaz olurdu. Kişi uyanmadan önce kaslardaki felç çözülür. Bazı durumlardaysa kişi felç çözülmeden uyanır. Bu süreçte yaşadığı panik, halüsinasyonlar görmesine, panik atak geçirmesine neden olur. Kısacası uyku felci ya da halk arasında karabasan olarak bilinen bu sorun, uyandıktan hemen sonra ya da seyrek olarak uykuya dalmadan hemen önce bedenin geçici olarak hareket edememesi, yani felç olma durumudur. Karabasandan kurtulmak için öncelikle bir hekime danışılmalı, sırt üstü yatılmamalı, çok kısa ya da çok uzun uykudan kaçınılmalıdır. Karabasan vakası sık sık başına gelen kişinin uyku saati biliniyor ve uyanmadan hemen önce karabasan vakası başına geliyorsa kişiyi uyku saatinden 15 dakika önce uyandırabilirsiniz. Sizin başınıza gelen karabasan vakaları varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.